sokak köpeğinin sıcak bir yuva bulmasını sağlayacağız. Tüm bu köpeklerin ortak noktası hepsinin terk edilmiş olması veya karma barınaklardan kurtarılması. Bazıları bu videoyu yüklediğimiz sırada ölmüş olabilirdi. İşte bu yüzden biz de hepsine bir yuva bulabilmek için onları bu devasa köpek sığınağına getirdik. Ve bu videoyu ne kadar ciddiye aldığımızı görün isterim. Burada bir eğitmenler ve gezdiriciler ordusu var. Hatta köpekleri kaşımakla sorumlu bir ekip bile var. Burada sevgi gördüklerinden emin olmak istiyoruz. Köpekleri mutlu görmek isterim. Ki mutluydular özellikle sahiplenmeye gelen ilk kişiyi görünce. Hoş geldiniz, buyurun gelin. İnanmıyorum. Bir tane olmasına rağmen bir tane daha mı sahipleneceksiniz? Evet, bizimkiyle arkadaş olacak küçük bir köpek arıyoruz. Ve bu insanların nasıl rastgele buraya geldiğini merak ediyorsanız, mümkün olduğunca insanı buraya çekmek için eyalet çapında yüz binlerce dolarlık bir reklam kampanyası yürüttük. Bisküviye ne dersiniz? Aa, çok tatlı. Eğer isterseniz ikisini parka götürelim ve beraber bir oynasınlar. Evet, bu çok evet, güzel olur. Evet, çok iyi olur. Aa, beraber koşuyorlar. Evet, onu çok sevdim. Sıradaki adıma geçelim mi? Evet. Lütfen. Evet. Onu çok beğendik. Biri gitti, geriye 99 kaldı. Aa, kaçak bir köpek var. Köşeye sıkıştırdık. Ona tezahürat yapıyorlar. Tamam, Rocky kim sahiplenirse kolay gelsin çünkü çok enerjik. Ve şunu da bilmeniz gerek. Köpek sahiplenmek isteyen her kişinin... Merhaba tatlım. Pekala, özgürsün Barkley. Çok güzel. Sanırım onu sahipleneceğiz. Bağımsız bir kişi tarafından geçmişi detaylıca araştırılıyor ki köpeklerin güvenli, düzenli ve sevgi dolu bir yuvaya kavuştuğundan emin olalım. Barkley'i resmen sahiplendim. Teşekkür ederim. Yaşasın. Ve sıradaki aile geldiğinde... Hadi size bir köpek bulalım. Bir köpek hemen dikkatlerini çekti. Şuna baksanıza. Aa, dünden razı. Taşıyabildiğin kadar bebeğim. Charlie ve Nugget, aa, ne kadar iyi anlaşıyorlar. Nugget ve Charlie ile vedalaştıktan sonra işler biraz hızlanmaya başladı. Merhaba, ben Carl. Bir köpekle tanışmaya mı yeğlerdiniz? Evet, yani o sebepten buradayım. Cheddar, çok memnun oldum. Keyfiniz nasıl Benjamin? Merhaba. Sizde Brownie'yi sevecek bir tip var bence. Çok tatlı. İlk günün sonundayız ve 8 köpeğimiz yuva buldu. Ama elbette tatlı pofuduk köpeklerin yuva bulması daha kolay. 100 köpeğin sahiplenilmesi aylar sürebilir ama en azından ikinci günde reklam kampanyamız sayesinde 10 kat fazla insan sırada bekliyordu. Aman tanrım. Tamam, işte tatlı bir köpek. Oynamak ister misiniz? Aman tanrım. Amacımız kapıdan girdiklerinde tatlı bir yavruyla akıllarını çelmek. İşe yarıyor gibi. Ben bunu beğendim. Seni seviyorum. Hansel'i almak ister evet, misiniz? Evet, alıyorum. Burada çok fazla insan var. Ne yapsam bilemiyorum. Ah tanrım. Bu köpeği eve götürüyorum. Tamam. İşte oldu. Bir köpek daha gitti. Merak ediyorsanız bu X'ler köpekler öldü demek değil. Sahiplenildi demek. İkisi de güzel. İkisini de sahiplenmeye ikna etmeye çalış. Bir alana bir bedava kampanyası var. İkisi de bedava. Aslında ikisi de bedava. O ikisini alalım. Sanırım aradığım sensin gel, bebeğim. Gel gel gel. Gidiyoruz. Rocky kaçar. Chandler insanlara köpekleri gösteriyor. Carl köpeklerin çalınmadığından emin olmak için parktaki insanlarla takılıyor ve Nolan'sa köpekleri sahiplenmelerini sağlamaktan sorumlu. Ayrıca köpeklerin yeni bir yuva bulması için ellerinden geleni yapan 50 kişilik bir ekibimiz de var. Sistem çok iyi işliyor ve bu köpeklerin hepsine sıcak bir yuva bulacağız. Üstelik sahiplenen her kişi için bir sürprizimiz var. Toru sahiplenmek istediğinize emin misiniz? Evet. Size bir sürprizim var o zaman. Sahiplenilen her köpeğin ayrıca ömürlük mama ihtiyacı da karşılanıyor. Aa, bunu görmeniz için çevirmeliydim. Harika. Ömürlük mama ve ömürlük hayvan sigortası. Yok artık. Sanırım ağlayacağım. Ömürlük mama mı alıyoruz? Ömürlük insan maması dahil değil ama. Duydun mu? Spot ve Jix sayesinde 100 köpeğin hepsine sigorta ve kaliteli mama sağlamamız mümkün oldu. İşte bu. Teşekkür ederim. Yani köpeğin hayatı boyunca maması ücretsiz bir şekilde kapısına kadar gelecek. Aman tanrım. Şuna baksana. Teşekkür ederim. Bu işi hangi melek yapıyor? Benim arkadaşım Jimmy. Şey, arkadaşın Jimmy'ye teşekkür ettiğimi söyle. Ama sonra bu kadınla tanıştım. Kendisi ömrü boyunca 6 ayrı köpek sahiplendiği için dikkatimi çekti. Biz de onu köpekleri görmeye götürdük ve o görür görmez Zoe'ye aşık oldu. En cinsi bir köpek ve ilk defa Zoe ile tanışmak üzere. Bakalım anlaşabilecekler mi? Popo koklama, bu iyi işaret. Zoe'ye normalden kibar davranmalısın, tamam mı? Bakın nasıl da koşturuyorlar, Zoe yeni evinde mutlu olacak. Şimdi Zoe ile beraber toplamda 7 köpeğe bakıyor olduğundan... Harika. Onu küçük bir sürprizle şaşırtmak istedik. Sana ayrıca tam 10 bin dolar nakit vereceğiz. Hadi oradan. Tabii, onu mümkün olduğunca çok kaşıman şartıyla. Onu bedavaya da yaparım. Artık 10 bin dolara yapacaksın. Yok artık. Rica ederim. Birçok yavruyu kurtardım çünkü onları seviyorum. Hepsi güzel yuvayı hak ediyor. Evet, kesinlikle. Ona harika bir yuva vereceksin, biz de eminiz. Ve oldukça karmaşık bir gün olsa da ikinci günün sonunda 44 köpeğe yuva bulduk. Ama birçok ailenin önünden geçip de hiç bakmadıkları bir köpek olduğunu fark ettik. Bu köpeğin adı Buffett. Yalnızca 3 bacağı var çünkü maalesef ona bir araba çarptı. Bu da ne yazık ki tüm köpekler arasında yuva bulmakta en çok zorlanacak köpek olduğu anlamına geliyor. İşte bu da benim favori köpeğim. Onun adı Buffett.
Sadece 3 bacağı var. Buffett'in şansına yarın için birkaç yeni stratejimiz var. 3. günde hala yuva arayan 50'den fazla köpek olduğundan kullandığımız ilk strateji, herkesi parkın içine alıp köpekleri de kendi ailelerini seçebilmeleri için oraya salmaktı. Bir kameran var, yani kameramansın. Çok güzel. Bu yavruya bir isim bulabildiniz mi? Sanırım Hershey olacak. Hershey, köpek için güzel isim çikolatayı öyle olmaz. Evet, oraya girebilirsin. Seni içeri kilitlemeyiz. Pekala, onu sahiplenene kadar buradan çıkamazsın. Ne diyorsun, tasmayı alacak mısın? Tabii, neden olmaz? Pekala, kolları kaldır. Şimdi bak ben... Birbirlerine çok yakıştılar. Aradığın köpek o mu? Sanırım. Benimle eve gelmek ister misin? Ne kadar tatlı. Ve hayvan sahiplendirmede iyi iş çıkardığımızdan artık eğlenmenin de zamanı geldi. Çocuklar, ben ne yapıyorum? Uzanıp uyuyormuş gibi yapacaksın ve ne zaman insanlar... Oo, biri geldi. Merhaba. Uyumaya devam. Bekle. Uyuyor mu? Evet, kestiriyor işte. Üstünü örttü. Şimdi kalk ve şöyle de. Galiba uyku saati bitti. Galiba uyku saati bitti. Ve şimdi tekrar uyu. Dostum, dedirdin sanıyorlar. Kadının yüzüne bak. Ama iyi haber şu ki sonunda daha çok insanın Buffett'i görmesini sağladık. Aa, sizi beğendi. Buffett bir aile bulmak üzere olabilir. Ama ne yazık ki... Tanner mi istiyorsun yoksa Buffett mi? Tanner'ı almamız gerek. Buffett'i geri götürmemi ister misiniz? Evet, sanırım. Gidip birkaç köpeğe daha bakalım. Tamam. Onlarla şansımızı tekrar denedik. Çok sevimli. Aslında çok rahat hareket edebiliyor. Ama yine... Yani Buffett'i istemiyor musun? Onu alamam. Tamam, hadi gel bakalım. Ve açıkçası millet, bu durum bizi gerçekten çok üzdü. İşte o yüzden biz de Buffett'e özel bir reklam kampanyası için 50 bin harcadık. Buffett sıcak bir yuva bulana kadar pes etmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi yavru köpeklerin neredeyse tamamı gitti. Çünkü insanlar büyük köpekleri çok da sahiplenmek istemiyor. Ve kalanların hepsi onlar olduğundan vakit geçtikçe işler zorlaşıyor. Bu köpekler karma barınak adı verilen tesislerden geldi. Bu tesisler hiçbir hayvanı reddetmiyor ve kapasiteyi aşıyor. Ve o yüzden yer açmak için köpekler uyutuluyor. Ama neyse ki artık bu olmayacak. Ve şimdi 4. güne girdik. Yanımızda Dave Batista var. Onu galaksinin koruyucularından tanırsınız. Teşekkür ederim. Bu köpek senin favorin. Ne kadar seveceğim. İşte seni büyülüyor. Bana öyle bakma ama. Şey der gibi, hadi ama beni almak istemiyor musun? Genelde sahipleniyorsun sen. Evet, 4 taneler. Hepsine sahiplendim. Yakında 5 olabilir. Evet. Halimize bak, ne kadar sağlam görünüyoruz ama teşekkürler. Herkes köpeğini seçtikten sonra Dave'in de işe koyulma vakti geldi. Bu sefer sahiplendirmeyi Dave yapacak. Bakalım aktörlüğü ne kadar iyi. Dave, içeri girdiklerinde onlara köpek gibi havlayıp ulu. Her gün yaptığım bir şey. Oh, çocuklar. Merhaba, nasılsınız? Tamam, artık dur. Onun işini daha da zorlaştırmayalım. Havladığım için bağışlayın. Bütün gün köpeklerle konuştum. Sizin için bir ödülümüz var. Sizin için büyük bir ödülümüz var. Jinx'ten ömürlük köpek maması. Ayrıca ömür boyu devam eden hayvan sigortası da var köpek için. Vay be, evet. Harikaymış. Ama dur, aslında bir sürpriz daha var. Aslında bir sürprizimiz daha Oradaki var. Oradaki kumsal resmine git. Buraya çevir ve arkasında ne yazdığını onlara göster. Resim bizim mi oluyor? Galaksinin koruyucularından nefret Yok ediyorum. Artık. Teşekkürler çocuklar. Dave'in de ekibe katılmasıyla öncesine kıyasla köpek sahiplendirme epey hızlandı. Keyifler nasıl? Aa, ne kadar tatlılar. İkisini de alıyor musunuz? Evet. Aa, iyiymiş. Onları ayıramayız. Hadi evrak işlerini halledelim. Hadi yapalım. Yaşasın. Ve kısa sürede son 10 köpeğe doğru yaklaştı. Yani sahiplendirmesi en zor köpeklere. Merhaba bebeğim, evet. Dave, dönüp dolaşıp ona geliyorsun. Neler oluyor? Eli adında bir köpeğim var. Bana onu hatırlatıyor. Yani çoktan bağ kurmuşuz gibi hissediyorum. Onun yuva bulmamasına üzülürüm. Bu beni mahveder. Eğer onu kimse almazsa ben alacağım. Kimse almazsa sen mi alacaksın? Alacağım, evet. Tamam, bu sözünü hatırlatırım bak. Bir şekilde ona bir yuva bulacağım. Ve sadece Dorali de değil. Gün boyunca aileler önünden geçip durduktan sonra Buffett umudunu yitirmeye başlar gibiydi. Ama sonra beklenmedik bir şey oluverdi. Buffett çok iyi görünüyor. Büyükannemin 3 bacaklı bir köpeği vardı. Onu yürüyüşe çıkarabilir miyim? Tabii. Buffett bu adama hemen ısınmış gibiydi. Hadi zıpla bakalım. Biri Buffett'i sahiplenebilir. Buffett koştururken çok eğlendi. Ve bu adam da bacağının yokluğundan etkilenmemiş gibiydi. Çok iyi durumda 3 bacaklı köpekler gördüm. Bu sefer gerçekten umutluyum. Sanırım Buffett yeni bir yuva bulmak üzere. Buffett'le eve dönmek ister misiniz? Evet, o iyi bir köpek gibi. Ayrıca Buffett'in hareket ederken mümkün olduğunca rahat olmasını sağlamak için ona özel bir protez bacak yaptırttık. Ve onu sahiplenen kişiye de işte 10 bin dolar. Vay canına. Buffett bir yuva buldu. Şimdi kulübesinden de kurtulacağız. Buffett, seni çok özleyeceğiz. Biraz üzücü ama sonunda bu kulübeyi kaldırmak güzel bir his. Seni özleyeceğiz Buffett.
Şimdi 5. günün başındayız. Yalnızca 10 köpek kaldı. Gerçekten iyi yol kat ettik. Ve daha az köpek olması insanlar için daha az seçenek anlamına geliyor. Ve elbette işler daha zorlaşacak. Ve günün başında köpek sahiplenmeyi düşünen iki arkadaşımı getirdim. Neil'i tanıyorsunuzdur çünkü videolarımızda 1 milyon dolar kaybetmişti. Dustin'i de öyle çünkü o da 5 gün önce 10 bin dolar kaybetti. 1 milyondan çok daha iyi. Ve siz köpeklere bakarken, yani köpeklerin sahiplenilmesi için 2 milyon dolar harcadım ve durmayı da hiç düşünmüyorum. Lütfen Tanrı aşkına size Surfshark'tan bahsedebilir miyim artık? Elbette. İyi eğlenceler. Surfshark özel bir internet sağlayıcısı, yani VPN. Bulunduğunuz bölgeden erişemediğiniz içeriklere ulaşmanızı ve internette gezinirken güvende olmanızı sağlıyor. Surfshark ayrıca daha fazla hayvanın kurtarılması için barınağa 50 bin dolar bağışlama inceliğini gösterdi. Yani bu reklamı izlemelisiniz. Koku hakkında ne düşünüyorsun? Bence. Dur, lafını unutma. Bazen bazı içeriklere sadece belli ülkelerden erişiliyor. Neyse ki Surfshark'ın 100 ülkede 3000 sunucusu mevcut. Yani sizin bölgenizden erişilemeyen içeriklere de erişebilirsiniz. Neyse, ne diyecektin? VPN'den biraz daha bahsettim. Ya bahsettim bile. Jet'i yürüyüşe çıkarmak ister misin? Lütfen. Evet, hadi gidelim. Ve Surfshark'ın alternatif kimliğiyle adres, posta ve telefon numarası bilgilerinizi hackerlardan gizleyebilirsiniz. Özgürsün. Arasıyla koşuyor. Aman tanrım. Karar nedir? Bu köpekle oynamayı sevdim ve onunla ömür boyu oynamak istiyorum. İyi bir cevap. Peki sen Jet'i alıyor musun? Kesinlikle Zeus'u alıyorum. Ya adı artık evet. Zeus mu? Tamam, benim için uygun. Surfshark'ta Mr. Beast kodunu kullanarak %83 indirim ve 6 ay ücretsiz abonelik alabileceğinizi biliyor muydunuz? Sen ciddi misin? Üstüne üstlük Surfshark'ta 30 günlük para iadesi de mevcut. Yani şu an yükleyip denememek için resmen hiçbir sebebiniz yok. Denememek aptallık olur. Neil, endişelenme. Çekini paylaşmak zorunda değilsin çünkü sana özel bir çekimiz var burada. İşte bu. 8 köpek aldı ve onlara da bir yuva bulacağız. Jimmy, bunu nasıl bozduracağım? Beklediğimiz gibi gelen insan sayısı arttıkça bazıları yaşlı köpeklere de ilgi göstermeye başladı. Dexter çoban köpeği mi? Çoban köpeği mi istiyorsunuz? Evet, tam olarak istediğim şey bu. Ha, mükemmel. 2 oğlumuz var, yani bir kız olsa iyi olur. Şu an çıkmaya hazır. Merhaba güzel kız. Yani Dexter'da karar kıldınız ve onu eve götürüyorsunuz. Evet, Dexter alıyorum. Onun hayatımıza girmesi gerek. Ne kadar mutlular. Ve artık son köpek yuvalarını da kaldırırken, önceki köpekleri sahiplenmiş olan ailelerden de elimize bazı görüntüler ulaşmaya başladı. Ve buradaki yeni hayatına bayıldı. Cooper'ın ailemize katılması harika oldu. İşte bu Hazel. Burada durumu gayet iyi. Merhaba Serah. Oo, işte göbeğin okşandı. Aferin oğlum. Evet. Köpekler için teşekkür ederiz Mr. Beast. Ve hepsi de çok güzeldi. Videonun başında burada karma yuvalarda kalan veya terk edilmiş 100 köpek vardı. Ama şimdi sadece 2 kaldı. Son olarak Star Crunch ve Doraly var. Ve insanlar sahiplenmeye gelirken ikisi de aranan özelliklere sahip değildi. Aslında küçük bir köpek arıyorum. Ama burada hiç küçük köpek kalmadı. Açıkçası daha genç bir köpek arıyordum. Tabii, sorun değil. Burada hiç küçük köpek var mı? Maalesef artık hiç yok. Bu ikisine bir yuva bulamayacağımıza dair endişelenmeye ve çaresiz hissetmeye başladık. Ama durun. Star Crunch ve Doraly. Aa, keyifler nasıl? Ne haber? Merhaba. Sona kalan ikili bu. Tıpkı yakar topta sona kalmak gibi. Ben onu seçiyorum, tamam mı? Tamam. Star Crunch yeni insanlarla tanışırken çok utangaç oluyor. Ama Star Crunch ona hemen alıştı. Artık adın Crunch olsun. Gönüllerine gir Crunch. Bütün bu köpeklerin sahiplenilmesini izledin, olamaz. Doraly. Crunch'ın sahiplenilmesini izlemek heyecanlı olsa da Doraly'yi yapayalnız görmek yine çok üzücüydü. Aman tanrım, gerçekten çok mutsuz. Ne olduğunu anlamış gibi. Ve geriye bir köpek kaldı. Doraly'yi her kim sahiplenirse onları çok daha büyük bir sürpriz bekliyor. Ve geriye kalan tek köpek olduğu için kulübeye ihtiyacı yok. Tüm bina tamamen ona ait. Ne kadar hızlı. Doraly'ye son kalan köpeğin hak ettiği bütün ilgiyi verdi. Ve sabırla beklemeye devam ettik. Ama sonunda biri geldi. Nasıl gidiyor dostum? Doraly ile tanış. Merhaba. Aa, sana ısındı sanki. Çok tatlı, evet. Adalya kasırgası sırasında terk edildikten sonra kurtarıldı ve şimdi ise kendine kalıcı bir yuva arıyor. Sanırım şimdi bir yuva buldu. Ama Doraly'yi eve götürmeden önce birinin bunu onaylaması gerek. Bu beni mahveder. Eğer onu kimse almazsa ben alacağım. Keyifler nasıl? Bir konuda iznini almamız gerek, tamam mı? İnanılmaz mutlu görünüyor. Evet. Ve ona belgelerini de vereceğiz. Kendine iyi bak. Tebrik ederim. Ha, Dave'in yüzüne kapattım. Yüzüme kapatamayacağı kadar ünlü o. Doraly'yi sahiplendiğin için tebrik ederim. Ve 100. köpeği sahiplendiğin için ödül olarak işte sana 20 bin dolar nakit para. Sen ciddi misin? Ama ona daima sahip çıkacağına dair söz vereceğim. Elbette. Bu köpeklerin sahiplendirilmesine yardım eden insanlar için son bir sürprizim var. İçeri gelin.
Vay canına. Mekanınızı kullandığımız için teşekkür olarak size tam 100 bin dolar bağışta bulunuyoruz. Böylece daha çok terk edilmiş köpeğe yuva bulabilirler. Ayrıca sahiplendirmede yardım edenler için de tonla para getirdik. Spot ve Jinx'e mamalar ve hayvan sigortası için teşekkürler. İnanılmazdı. O el arabasında tam 50 bin var ki bunu bize yardım ederken aldıkları maaşa ek olarak veriyoruz. İzlediğiniz için sağ olun.